fotoğraf çekelim. Fotoğraf alır arkadaşlar. Hadi fotoğraf alır arkadaşlar. Adem abi Necati hadi. Adem abi eğilin. Eğilin abi. Hadi Necati hadi biraz eğilin. Evde özellikle mutfakta bir takım sıkıntılar oluşur diye düşünüyoruz. Buzdolabı vesaire. Nasıl çözümler üretileceksiniz? Efendim bunların hepsini çözeriz. Asıl önemli olan bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasıdır. Herkesin. Yani kimsenin elektriği kesilmesin, doğalgazı kesilmesin. Eğer bunlar bir insanlık hakkı ise, bu ülkede yaşayan insanların hakkı ise, devletlerin insanlara bu hakkı teslim etmesi lazım. Bu sadece Türkiye'nin sorunu olmaktan, aslında bütün dünyanın da ortak sorunu. Bu neoliberal politikalar Türkiye'yi de dünyayı da farklı bir yere götürdü. Az önce de ifade ettim. 6 kişinin geliri dünya nüfusunun yarısına eğer tahsis edilebilirse, %1'i tahsis edilebilirse eğitim ve sağlık sorunları çözülecek bütün çocukların, dünyadaki bütün çocukların. Bu politikalarla bunu özellikle ifade ettim ki dünyanın bütün demokratları, sosyal demokratları artık farklı bir noktaya kilitlensinler. Bizim ülkemizde de sorun var, biliyorum. Çok ciddi sorunlar var, biliyorum. Ama bu sorunların tamamı çözülecek. Beraber çözeceğiz. Millet ittifakı olarak beraber çözeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz ve bu sorunları çözeceğiz. Emin olun, bütün dünyaya çözümlerimizle bütün dünyaya örnek olacağız. Bütün dünyaya örnek olacağız. Ekonomi politikamızla, sosyal politikamızla, demokrasi anlayışımızla, halkı kucaklamakla, halkın sorunlarına kilitlenmekle, sağlıklı ve tutarlı çözümler üretmekle bütün dünyaya örnek olacağız. Bugün genel başkanlar da konuştunuz efendim Sayın Babacan. Evet sayın genel başkanlar sağ olsunlar aradılar, onlarla da konuştum. Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu. Bunun için bir farkındalık yapmak gerekiyordu. Bunu yaptık. Elektriği kesilen bazı aileleri de ayrıca ziyaret edeceğim. Gerçekten ciddi sorunlar var. Elektriği olmayan bir insan. Ya acıyı yaşamak lazım. Hep söylerim, bir sorunu çözmek istiyorsanız önce sorunu yaşayanları dinlemeniz lazım diye. İşte elektriği kesilen, ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim buna zaten fazlasıyla yetiyor. Ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıklarıdır. Asıl sorun o. O sorunu çözmemiz gerekiyor. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu. Başka kimse değil. Ziyaretleri bayram sonrasında mı yaparsınız efendim? Bir hafta. Efendim elektrik kesilmeden önce bazı basın kuruluşlarında elektriği kesileceğine dair önceden haberler çıktı. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bilmiyorum yani. Ben onları izlemedim. Bakma şansım da olmadı. Zaten normalde işte belli bir süre ödemeyince de gelip kesiyorlar zaten. Biz de zaten onu bekliyorduk. Onu bekliyor muydunuz kesileceğini? Bekliyordum. Bekliyordum yani normal. Pozisyondan dolayı hani kesilmeme gibi bir... Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Peki tutarla ilgili 1900 lira gibi bir rakam bugün kamuoyunda... Rakamların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Rakam ne olursa olsun o rakamları ben zaten ödeyebilirim. Benim aylığım zaten buna yetiyor. Sorun... Elektrik faturasının ödenip ödenmemesi değil. Sorun bu ülkede 4 milyon insanın elektriği kesiliyor. Sorun bu. 4 milyon insanın elektriği 21. yüzyılın Türkiye'sinde eğer kesiliyorsa o zaman ya abonenin dolayısıyla bir sorun var. Yani 4 milyon abone ne demektir? Her evde 2 kişi olsa 8 milyon demektir. Yani baktığınız zaman 10-12 milyon insan elektriksiz. Oturup bakmamız lazım. Bu tabloyu kim hazırladı? Vurgunu kim vurdu? Beşli çete diyorum. Hangi gerekçeyle ve niçin beşli çete diyorum? Bunun için söylüyorum zaten. Siz devletin, sosyal devletin yapması gereken görevleri sosyal devlet yerine getirmeyecek, beşli çetede en insafsız şekilde insanların boğazına yapışacak, parayı zorla alacak. Yok parası adamın. Söylediğimiz rakam yani 4 milyon abone rakamı aslında geçen yılın rakamı. Daha henüz bu elektrik zamları daha henüz tam yansımamıştı. Şimdi bu rakamları açıklamıyorlar. Normalde
sadıkta işleyen bir devlette bu rakamların açıklanması lazım. Kaç kişinin elektriği kesildi, kaç abonenin elektriği kesildi açıklanması lazım. Ama açıklamıyorlar. Korkan bir hükümet olmaz. Gerçekleri açıklamak gerekiyor. Gerçekleri halkla paylaşmak gerekiyor. Eğer bir iktidar gerçekleri açıklamaktan korkuyorsa kusurlu olduğunu biliyor, hatalı olduğunu biliyor, yanlış yaptığını biliyor ve bunu da halkla paylaşmak istemiyor. Asıl sorun bu. Efendim maaşları... Neoliberal politikaları eleştirdiniz. Evet. Sizin önemlisi kamulaştırılması mı? Enerji dağıtım şirketi. Kamucu bir anlayışla yaklaşmak gerekiyor. Elbette. Elbette. Bakın biz elektrik faturasını öderken bir, yapacağı yatırımın bedelini ödüyoruz. Taahhüt etmişler. İki, karlarını ödüyoruz. Üç, bunların gelecekte yapacakları yatırımlar artı araştırmalar, bunun bedelini ödüyoruz. Dört, kayıp kaçak bedelini ayrıca ödüyoruz. Şimdi şu sorunun cevabını ben iktidardan isterim veya beklerim. Elektrik dağıtım şirketleri sözleşmelerine göre yapacaklarını taahhüt ettikleri yatırımları yaptılar mı, yapmadılar mı? Eğer yatırımları yapsalardı Isparta elektriksiz kalmazdı günlerce. Parayı biz vermişiz. Aboneler parayı veriyorlar. Sözleşmeler kamuoyuna tam açıklanmıyor. Niye açıklanmıyor? Sözleşmeleri herkesin görmesi lazım. İşimiz çok ama zor değil. Kararlı bir şekilde gideceğiz. Efendim Türkiye bütçesinin Haziran itibariyle artık aslında bitmiş olacağı, ek bütçeye ihtiyaç olduğu söyleniyor. Öte yandan hükümet emekli ikramiyelerinde dahi artış yapamayan bir noktaya gelmiş görünüyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz Türkiye'nin genel bütçe durumunu? Şöyle söyleyeyim, Türkiye yönetilmiyor aslında. Yönetme gücü olan, yönetme erki olan bir iktidar geleceği planlar. Yarın sabah ne olacağını bırakın hükümeti. İş adamı da bilmiyor, sanayici de bilmiyor, esnaf da bilmiyor, vatandaş da bilmiyor. Herkes yeni bir güne nasıl uyanacağız diye bakıyor. Oysa sağlıklı işleyen bir demokraside iktidarlar bir gelecek planları yaparlar. O planlara uygun olarak hareket ederler. Sanayici ona bakar, yatırımcı ona bakar, efendim esnaf ona bakar, sıradan vatandaş ona bakar, çalışan işçi, memur ona bakar ve ona göre bir plan yapar. Ama yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor. Yönetemiyorlar, sorunların peşinde koşuyorlar. O nedenle halk daha ağır faturalarla karşılaşmasın diye sandığın bir an önce gelmesini istiyoruz. Sayın Genel Başkanım, arkadaşlar çay ısmarlayacak diye geldik. Evet. Biraz oturun çay içelim arkadaşlar. Elektrik faturası. Evet, şimdilik burada keselim izin verirseniz. İttifak Ortağı Sayın Akşener'den ilginç bir öneri geldi. Siz de müsaade ederseniz faturayı ödebileceğini ifade etti. Bunu da yaparsam Selvi Hanım için yaparım dedi. Bu efendim bugün Meral Hanım'la konuştum. Tabii dedi ki elektrikler kesilecek ama asıl sıkıntıyı Selvi Hanım çekecek diye. Önemli değil. Önemli olan elektriksiz kalan evlerde yaşanan dramın 84 milyona duyurulmasıdır. Bunun için eğer bir arkadaşlar sıkıntı varsa o sıkıntıyı büyük bir keyifle çekeceğiz. Efendim, evet, teşekkürler arkadaşlar. Hayır, bununla ilgili söyleyeceğim. Elektriksiz ailelerin yaşadığı dramı evet. Dikkat çekmek dediniz ya. Eve geldiniz, elektrik yoktu. Elektrikle çalışan birçok şey çalışıyor. Ne hissettiniz o aileleri anlama açısından? Hisleriniz ne oldu? Yarın bir aileye gideceğim. Benim değil, onların anlatması lazım. O daha değerli. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Peki arkadaşlar, teşekkürler.